Uzman Coin'den herkese merhaba. Tarihler 30 Ocak Salı'yı gösteriyor. Kriptoya dair şu önemli haber başlıkları şöyle. Bitcoin dün akşam 43 bin dolara aşarken spot ETF'ler de gün sonunda en iyi kapanışlarından birini yaptılar. Yeni haftanın ilk gününü 254 milyon dolar artıyla kapatan fonlar böylece en iyi 3. günü yaşadılar. Burada en büyük pay sahibi BlackRock ve Fidelity ETF'ler oldu. Ayrıca bu iki ETF bugüne kadarki en büyük hacimlerini de elde ettiler. BlackRock 460 milyon dolar, Fidelity ise 315 milyon dolar hacim gördüler. Grayscale yeni haftada frene bastı. Şirket dün ABD piyasalarının açılmasına dakikalar kala 363 milyon dolar değerde 8.663 adet Bitcoin'i Coinbase Prime'a yolladı. Ancak bu rakam 11 Ocak'tan bu yana firmanın yaptığı en düşük seviyedeki transfer olarak dikkat çekiyor. Son dönemde satış yoğunluğu düşen Grayscale bu anlamda yavaş yavaş sona geliyor gibi görünüyor. BlackRock ve Fidelity'nin ardından Bitcoin Spot ETF piyasasına bir başka ABD'li devin daha girmesi bekleniyor. Yönetim altında 7 trilyon dolardan fazla varlık olan Charles Schwab'ın Bitcoin Spot ETF başvurusunda bulunabileceği belirtildi. Uzmanlar şirketin ucuz bir ürün sunarak piyasaya güçlü bir giriş yapabileceğini ifade ederken Bloomberg ETF analisti Eric Balçunas'tan da konuyla ilgili yorum geldi. Ünlü analist Charles Schwab'ın bu alana geç girmesinin onları ETF'lerde en ucuz ürüne sahip şirket yapabileceğini belirterek birkaç ay içinde 0.10 dolarlık komisyon ücreti çıkarıp dünyayı şoke edebilirler yorumunu yaptı. Yarınki Fed faiz kararı öncesi ABD'li senatör Elizabeth Warren'dan önemli bir mesaj geldi. Warren, Fed'e çağrı yaparak faizlerin acil bir şekilde düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Senatör, ekonomik anlamda sorun çıkarmaya başlayan faiz artırım uygulamaları acilen tersine döndürülmelidir dedi. 1300 meme coin'de milyonlarca dolarlık rug pull yaptığı ortaya çıktı. Web3 güvenlik şirketi BlockFence tarafından yapılan araştırmada meme coin'lerle 42 bin kişiden toplamda 32 milyon dolar çalındığı tespit edildi. Raporda dolandırıcılığın nasıl yapıldığı da anlatıldı. Buna göre dolandırıcılar 15-20 ETH'lik bir fonla bir hesap oluşturuyor, yarattıkları token'ı Uniswap'a ekliyor, sahte hacim yaratıp ilgi çektikten sonra token havuzundan tüm parayı boşaltıyorlar. Singapur merkezli oyun şirketi SkyArk Studio'nun yatırım açıklamasına Binance'den yaklaşık 2 hafta sonra yalanlama geldi. SkyArk 12 Ocak günkü duyurusunda 40 şirketten toplamda 15 milyon dolarlık yatırım aldığını ve Binance Labs'in de bu tura liderlik ettiğini belirtmişti. Borsanın yatırım kolu olan Binance Labs, SkyArk 2021 yılında Binance Labs tarafından kuluçka yatırım sezonu vasıtasıyla yatırım yapılan bir projedir. Ancak Binance Labs'in projenin bu yılki son finansman turuna katılmadığını belirtmek isteriz denilerek bu bilginin doğru olmadığını açıkladı. Binance Labs son dönemde ağırlıklı olarak DeFi, Web3 ve blok zincir altyapısı odaklı projelere yatırım yapmasıyla biliniyor.